Zeynep, ben şu köşedeki bankaya elektriğimi suyumu yatırmaya gidiyorum. Tamam Hafize abla. Çok sıra olmasa bari. İşe gelirken bankalar kapalı, çıkarken kapalı. Hem çalışıp hem yalnızsan çok zor. Otomatik ödeme talimatı ver. Olup olacağı. Bir hesap açtırmaya en az 50 lira istiyorlar. Tabii canım. Neyse, açtıracağız artık mecbur. Öyle yapalım, kurtulalım. Hadi görüşürüz. Günaydın Zeynep abla. Aa, kim gelmiş? Ne yapıyorsun burada? Halamı ziyarete geldim. Hem pazar kapandı ya, biraz sıkıştım. Varsa biraz borç alacaktım. Kaç lira lazım? Olmaz öyle şey Zeynep abla. Oğlum, halanın durumu sıkışık. Pazar başlayınca sen bana geri verirsin. Başlayacak mı ki? O işin peşini bırakmıyoruz. Söyle bakayım, ne kadar ihtiyacın var? 50-60 işte. Hiç param yok. Yanında 80 var. Al 70'ini, on bana eve geri dönmeye yeter. Zeynep abla, kabul edemem. Zaten pazar da yok artık. Senin de durumun sıkışıktır. Aa, alışsan. Benim evde yastık altı param var. Sana 70 vermekle mi öleceğiz? Sağ ol abla ya. Vallahi söylediğime pişman ettin ha. Pazar yeniden kurulacak da senin pazardan kazandı neye yetecek be İhsan? Gencecik çocuksun, yarın öbür gün evlenmek isteyeceksin. Aslında sana başka bir iş bulmamız lazım. Tahsil yok, kimse iş vermiyor, nereye gideceğim? Dur ya, ben Ali'ye bir sorayım. Bir bankaya güvenlik görevlisi arıyorlarmış. Hala bulunmadıysa git bir görüş. Lise mezunu da alırlar demişti. Var ya, ömür boyu sana dua ederim abla. Üstün başın köftede kokmaz hem. Hem böyle üniformayla daha bir havalı görünürsün. Günaydın. Günaydın. Buyurun, Rıza Bey sizi bekliyor. Merhaba. Merhaba. Herkes bizi konuşuyor. Evet. Basından gurur duyarak takip ediyorum. Ellerinize sağlık. Hepimizin. Fikir babası sizsiniz. Biz sadece taşeron olarak uyguladık. Lafı uzatmadan konuya girmek istiyorum. Telefonda yoğun olduğunu söyledin. Dinleyecek kadar vaktim var. Buyur. Beykoz'daki bir pazar yerine büyük bir alışveriş merkezi kompleksi kurmayı tasarlıyorum. İstanbul'un en büyüğü. Avrupa'nın da belki üçüncüsü olur. Bu işte de taşeron olarak sizden yardım almak istiyorum. Şartları konuşuruz. Neden olmasın? Sizin getireceğiniz bütün şartlar kabulüm. Yalnız bu sefer sizden bir ricam olacak. O pazar yeri sekreteriniz Zeynep Hanım'ın çalıştığı ve yaşadığı yerdeki pazar yeri. Zeynep Hanım aynı zamanda pazarın kaldırılmaması için mücadele eden hak sahiplerinden biri. Kendisini ikna etmek bizi aşıyor. Siz de bir konuşabilir misiniz? Ya bir şey soracağım. Ömer Ebru ile hala ayrı mı? Nereden aklına geldi şimdi? Tabii, Türk'ün aklı ya tuvaletteyken ya kaçarken gelirmiş. Öyle bir an geldi işte. Ayrılar, barışmayacaklar bir daha. Ömer bitti diyor. Hala seviyor mu peki? Yavaş yavaş unutmaya başladı herhalde. Sen niye Ömer'i sorup duruyorsun bakayım? Aslında çok iyi anlaşırsınız, biliyor musun? Aslında Barış'tan ayrılmadan böyle şeyler konuşmak istemiyorum. Ama ben biraz ondan hoşlanıyorum galiba. Tam benim gibi, kafalarımız falan aynı. Ama ben Barış'ı da üzmek istemiyorum. Doğru zamanı bulduğunda konuş. Madem olmuyor, bitir. O da yoluna baksın.
Siz onu yalnız bırakmayın ama, tamam mı? Beni unutana kadar Eymen'le hep yanında olun. Çünkü ayrılırsam bana küsecek ve benden nefret edecek, eminim. Sen merak etme. Hadi gel. Tamam. Heyecanlı. Aman sen sakin ol da bebeğe bir şey olmasın. Normalde her gün kavga demiş, onu eve ben bırakıyorum ya. Bugün gene tutturdu, ben kendim giderim diye. Aman git dedim. Şimdi hepimizi karşısında görünce şoka girecek. Bak Ülten'i, şu merdiven yüzünden bile insan buradan taşınır vallahi. O haliyle, o koca pazar arabasıyla buradan her gün inip çıkıyor. Yok yok, istediği kadar itiraz etsin. Alıp onu bize götürüyoruz, hadi. Tamam. Hayırdır inşallah. Kim o? Ben. Kim o? Üzme iyilik sağlık. Yani Necim, ben sana ne dedim? Sen gelmezsen biz gelir seni alırız demedim mi? Ay Zeynep'ciğim, olmaz vallahi. Hadi. Nasıl olmaz? Hadi. Vallahi olmaz. Hadi toz vermesini kabul etmiyoruz Zeynep'ciğim. Olmaz vallahi. Hani biz de senin çocuklarındık? Ama olmaz diyorum, çocuklar. Ya niye olmasın nene? Olur. En azından havalar düzenene kadar bir biz de bir onda kalacağız. Ya vallahi olmaz çocuklar. Ya nene niye olmasın? Hadi bakalım sen şöyle otur. Oturduğun niye yerden sonra böyle? Ne lazımsa söylüyorsun, biz de yüklenip çıkıyoruz. Ya evimden ayırmayın beni ne olur çocuklar. Aynen yapma, sanki bir yere götüreceğiz. Eve geliyorsun ben anneciğim. Kapıda mı kaldınız bakalım? Habersiz geldim zaten. Ya insan bir fikrimi sorardı. Sormuş ya Zeynep abla. Olmaz demişsin. Ama bizde olmaz yok neneciğim. Evim ama burası benim. Rutubetli, küçük, kırık dökük ama benim cumhuriyetim. Sen hele bir iyileş, hepimiz evini kurmana yardım edeceğiz. Söz. Tabii canım. Efendim. Nasılsın Zeynep'ciğim? Nineyi almaya geldik. Kavga dövüş bize getiriyoruz. Sen neredesin? Eve geldim. Bugün seni işten almadım ya, özledim. Eve gelelim. Yorgun değilsen bize gelirsin. Hem eve taşınacak bir sürü şey var Ali. Olur. Siz bir gelin de bakarız. Hadi telefonda tut. Tamam, görüşürüz.
Görüşürüz. Kimdi Zeynep abla? Ali. Orada bekliyor. Eşyaları taşımak için bize yardım edecek. Ben gelemem. Buradan eve geçeceğim. Biz seni bırakırız o zaman. Ne lüzum var? Size ters. Ben buradan dolmuşa bineceğim. 10 dakika sonra evdeyim. Yok, öyle şey olur mu canım? Cahit abi, giderim ben. Olmaz öyle şey ya. Olmaz. Giderim. Yok. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben. Aman Gonca, ödümü patlattın ya. Ne haber? Şahane. Matematikten 4 aldım. Üzerimden acayip büyük kalktı. Sayende tabii. Yok canım, o kadar da değil. Pınar kaç aldı? 5. Ayrıca o da sana teşekkür etti. Selam söyledi. Barış'tan ayrılmayı düşünüyor. Habersiz geldim zaten. Baban gelmiş. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.